Teşekkür ederim. Elif Akkuş, TRT'de uzun yıllar çalışan, savaş bir anlamda savaş muhabirliği yapan bir gazeteci gözaltına alındı, tutuklandı ve kendisi hapishanede şu anda. Onun da davasını gerek ben, gerek grup başkan vekillerimiz, gerekse milletvekili arkadaşlarımız yakından izleyeceğiz. Haksızlık nerede varsa bilin ki haksızlığa karşı dimdik duran bir Cumhuriyet Halk Partisi var. 7'sinden 70'ine bu ülkeye gerçek anlamda adalet gelinceye kadar birlikte mücadele edeceğiz. Değerli arkadaşlarım, geçen hafta adalete geniş yer ayırmıştık. İstanbul'da bir Cumhuriyet Başsavcısının Ankara'ya yazdığı bir dilekçeyi gündeme getirmiştim. Ve yargı içinde çeteler oluştu demişti o dilekçesinde. Devletin geleneğinde 100 yıllık bir Türkiye Cumhuriyeti tarihinde bir başsavcı Ankara'ya bir dilekçe yazıp yargının içinde çeteler oluştu dememiştir. Ama eğer bu noktaya gelmiş ve bir savcı yargının içinde çeteler oluştu diyorsa bıçak kemiğe dayandı demektir. Yani devletin temelinin sarsıldığını artık hepimiz kabul etmeliyiz. Bunu dillendirdim. Mektubun can alıcı noktalarını okudum. Arkasından habere erişim engeli getirdiler. Kimse duymasın diye. Siz istediğiniz kadar söyleyin. Şu anda gidin sokağa, ister Hakkari'ye, ister Trabzon'a, ister Kırklareli'ne gidin, Kırıkkale'ye gidin, nereye giderseniz gidin. Vicdanlı her bir vatandaşa sorun. Kadın erkek yaşı ne olursa olsun. Türkiye'de adalet var mı? Türkiye'de mahkemeler adalet dağıtıyor mu diye sorun. Hepsi diyecek ki hayır, adalet yoktur. Adaletin olmadığını biliyoruz. Ama yürekli bir savcının bunu dillendirmesi bizim adalet tarihimiz açısından da çok önemlidir. Bu dilekçe ileride yargı tarihini yazacaklar için de önemli bir belge olarak önümüzde duruyor. Hatta öyle ki yeni oluşan çetelerin FETÖ'nün çetelerine rahmet okutacak düzeye geldiğini de dilekçesinde yazmak durumunda kaldı. O gün o dilekçede söz etmediğim bir cümle daha var. Onu da burada okuyayım. Yapılan görevlendirmeyle sürekli aynı hakimin görevlendirme yapılıyorlar. Sürekli aynı hakimin nöbetini takip eden avukatların, bu işte menfaat temin eden hakimlerin tespit edilip HTS kayıtları, banka kayıtları, mal varlığı araştırılması ve sosyal yaşantılarının hakim savcı mesleğiyle bağdaşır olup olmadığının tetkikine ihtiyaç duyulmaktadır diyor. Bu dilekçeyi de Adalet Bakanlığı'nın kendisine gönderdiği bir yazıya dayanarak ifade ediyor. Değerli arkadaşlarım, eğer bir hakim nereye gidecek, biz ne diyorduk ona? Seyyar hakimler diyorduk. Hakim hangi davaya bakacak? Şu mahkeme, hemen ilgili avukatlar, yani rüşvet dağıtan avukatlar, Türkçesini söyleyelim, açıkça söyleyeyim. Rüşvet dağıtan avukatlar ve rüşvet alan hakimler. Hepsi yerinde duruyor bakın. Türkiye çalkalanıyor ama o hakimlerin tamamı yerinde duruyor. Savcıların ne olduğu belli değil. Mal varlığı araştırması yapılıyor mu yapılmıyor mu bilmiyoruz ama bunların hepsi duruyor. Dün Cumhuriyet'ten Barış Terkoğlu da güzel bir yazı yazmıştı gene bu konuyla ilgili olarak. Diyor ki hapishanede bile bu çeteler Anadolu Adliyesi'nde yeni bir mahkemenin kurulacağını ve başkanlara da hangi hakimin getirileceğini biliyorlardı diyor. Düşünebiliyor musunuz? Yargının içine düştüğü durumu. Ben Yeni Kapı mitinginde demiştim. Adliyeye, camiye, kışlaya siyaseti sokmayın demiştim. Siyaseti sokarsanız önünü alamazsınız. Bunlar adliyeye siyaseti soktular. Birilerinin isteği üzerine istedikleri kişiyi mahkum ettirdiler, istediği kişiyi serbest bıraktılar ve bugün Türkiye ciddi bir sorunla karşı karşıya. Erişim engeli getirildi ama grup başkan vekili arkadaşlarıma söyledim. Erişim engeli getirilen konuşma metnim
Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda okunacak ve meclisin tutanaklarına geçecek. Bunlar zavallı adamlar. Sanıyorlar ki biz erişim engeli getirdik. Artık Kılıçdaroğlu hiç konuşmaz. Siz kimsiniz ya? Ben 85 milyonun hakkını, hukukunu savunuyorum. Sizin değil. Sizin değil. Sizin feriştahınız da gelse bizi asla susturamaz. Feriştahınız da gelse. Adaleti, adaleti. Adaleti bu memlekete getireceğiz, adaleti. Muhalefette olsak da getireceğiz adaleti.